Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die demonstrativ pronomen. Hatırlarsanız nominatifle bir önceki derste bunun bir girişini yapmıştık, öyle değil mi? Bu dersimizde ise akuzatifle devam ediyor olacağız arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, die demonstrativ pronomen ile ne anlamalıyız? Hatırlarsanız nominatifte de görmüştük bunu. İşaret zamirleri demek. Ancak burada akuzatif olarak ele alıyoruz. Şöyle ki ismin iyi hali şeklinde incelediğimizde ne yapıyoruz? Nasıl bir dönüşüme uğruyor? Onu bir inceleyelim. Şimdi ilkine baktığımızda, ilk örneğe baktığımızda ne diyor örneğimiz? Ich habe gestern den selben Mann im Restaurant gesehen. Evet, gayet anlaşılır bir cümle. Ne diyor arkadaşlar? Ich habe gesehen, değil mi? Perfekt zamanda gördüm. Den selben Mann, aynı adamı. Bakın, im Restaurant, restoranda. Şimdi burada der Mann, adamı gördüm diyeceğimden dolayı ne yapıyorum arkadaşlar? Den'e dönüşmesi gerekiyor, öyle değil mi? Bu durumda ich habe den Mann gesehen dediğimizde ben adamı gördüm deriz. Ancak burada aynı adamı gördüm diyecek olursak den selben dememiz gerekiyor. Dolayısıyla aynı adamı gördüm dediğimde ne diyecekmişim? Ich habe den selben Mann gesehen. Tabii ondan sonra ne diyebilirim? İşte dün gördüm, nerede gördüm, restoranda gördüm şeklinde detaylara girerim. Bu durumda ich habe gestern den selben Mann im Restaurant gesehen demiş oluyorum. İkinci örneğe bakalım. Dasselbe Heft hat meine Freundin gekauft. Evet, bu da gayet anlaşılır, gayet basit bir cümle olduğunu tahmin ediyorum. Das Heft, defter demekti. Meine Freundin, kız arkadaşım. Kaufen, hat gekauft, değil mi? Dolayısıyla satın aldı. Ama neyi satın aldı? Aynı defteri. Şimdi das'taki akuzatif dönüşüm ne oluyordu? Gene aynı şekilde kalıyordu. Das olarak kalıyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla aynı defteri derken ne olacak? Das selbe Heft şeklini alacak. Yani gene artikeli aslında baktığımızda teknik olarak korumuş oluyoruz. Sadece ne yaptık? Das selbe ile aynı defteri demiş olduk. Bu durumda das selbe Heft hat meine Freundin gekauft. Aynı defteri kız arkadaşım satın aldı demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım. Die selbe Tasche wollte der Junge kaufen. Bu da gayet anlaşılır, basit bir cümle. Der Junge, erkek çocuğu demekti, değil mi? Wollte, bakın geçmiş zaman, preteritum, değil mi? Wollen ne oldu? Wollte, satın almak istedi demiş oluyorum. Bakın die Tasche, aynı çantayı, die selbe Tasche. Tabii biz bunu akusatif olarak ele aldığımızda die'de dönüşüm yoktu. Ne olacak? Die olarak kalacak. Bu durumda aynı çantayı dediğimizde die selbe Tasche. Şöyle de diyebilirdik. Der Junge wollte die selbe Tasche kaufen. Bu da olabilirdi. Hatta üst tarafta şöyle de diyebilirdik. Meine Freundin hat dasselbe Heft gekauft. Bu da olabilirdi. Yeter ki, her zaman söylediğim şey şu. Her zaman için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Eyleme ikinci pozisyonda ya da işte yardımcı fiil olabilir, değil mi? Bunları ikinci pozisyonda koruduğum müddetçe dilediğim gibi ne yapabiliyorum? Diğer öğelerle oynayabiliyorum, yer değiştirebiliyorum, değil mi? Dördüncü örneğe bakalım ne diyor? Der Direktor hat dieselben Mitarbeiter angerufen. Evet, bakın burada da gene geçmiş zaman anrufen, hat angerufen, telefon açmak demekti. Die Mitarbeiter, bu da çalışanlar demek, değil mi? Yani ne diyor? Müdür aynı çalışanları aradı, değil mi? Telefonla aradı diyecek olursak demek ki aynı çalışanlar çoğul olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Die selben Mitarbeiter, aynı çalışanları müdür aradı dediğimizde demek ki der Direktor hat dieselben Mitarbeiter angerufen demiş oluyoruz. Bir sonraki örneğe bakalım. Mia hat denselben Bleistift geliehen. Evet, leihen neydi? Ödünç vermek demekti. Hat geliehen, bakın burada da gene bir perfekt yapı var. Hat geliehen demek ki ödünç verdi.
Der Bleistift bakın aynı kurşun kalemi diyeceğimden dolayı ve Lion akusatifi gerektirdiğinden dolayı denselben Bleistift değil mi? Den Bleistift dolayısıyla aynı diyecek olursak denselben dememiz gerekiyor. Mia, bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Bu durumda Mia hat denselben Bleistift geliehen. Mia aynı kurşun kalemi ne yaptı? Ödünç verdi demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk örnek. Ich habe gestern denselben Mann im Restaurant gesehen. Dün aynı adamı restoranda ne yaptım? Gördüm diyor cümle. Den Mann dolayısıyla denselben Mann aynı adamı. Şimdi aynı demeseydik ne diyecektik arkadaşlar? Den Mann o adamı değil mi diyecektik. Ancak aynı diyeceğimizden dolayı denselben dememiz gerekiyor. Ona dikkat edelim. İkinci örnek ne diyor? Dasselbe Heft hat meine Freundin gekauft. Aynı defteri kız arkadaşım satın aldı. Burada da akusatiflik var. Ancak das'ta dönüşüm olmadığı için aynı şekilde koruyoruz. Şimdi dasselbe olmasaydı ne olacaktı? Das Heft olacaktı. Öyle değil mi? Gayet bariz, gayet açık bir yapı. Ancak aynı defteri diyeceğimden dolayı das ne oldu? Dasselbe oldu. Dolayısıyla dasselbe Heft hat meine Freundin gekauft. Aynı defteri kız arkadaşım satın aldı demiş oluyoruz. Üçe baktığımızda arkadaşlar dieselbe taşı wollte der Junge kaufen değil mi? Erkek çocuğu değil mi? Aynı çantayı ne yapmak istedi? Satın almak istedi dediğimizde die taşı ne oldu arkadaşlar? Dieselbe taşı die gene die olarak kalıyor akusatifte. Dolayısıyla herhangi bir dönüşüm olmadığından dieselbe aynı çanta demek ki dieselbe taşı şeklini alıyor. Ve dörde bakalım arkadaşlar. Dört ne diyor? Der Direktor hat dieselben Mitarbeiter angerufen. Müdür değil mi? Yönetici, müdür değil mi? Anlamında der Direktor. Perfekt yapıyı görüyoruz. Anrufen ayrılabilir fiili. Perfekte ne oluyordu? Hat angerufen şeklinde değil mi? Ele alınıyordu. Ne yapmış? Aynı çalışanları dediğimde ne oluyor arkadaşlar? Demek ki burada bir çoğul durum söz konusu olduğundan die Mitarbeiter ne oluyor? Dieselben Mitarbeiter aynı çalışanları telefonla aradı demiş oluyoruz bu cümleyle. Ve beşinci örneğe baktığımızda Mia hat denselben Bleistift geliehen. Demek ki leihen perfekt zamanda ne oluyormuş? Hat geliehen ödünç verdi. Aynı kurşun kalemi ödünç verdi dediğimizde der Bleistift ne olacak akusatifte? Den olacak. Bu durumda denselben Bleistift. Bu durumda ne olacak? Mia aynı kurşun kalemi verdi. Mia hat denselben Bleistift geliehen demiş oluyoruz değil mi? Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich habe gestern denselben Mann im Restaurant gesehen. Ich habe gestern denselben Mann im Restaurant gesehen. Dasselbe Heft hat meine Freundin gekauft. Dasselbe Heft hat meine Freundin gekauft. Dieselbe Tasche wollte der Junge kaufen. Dieselbe Tasche wollte der Junge kaufen. Der Direktor hat dieselben Mitarbeiter angerufen. Der Direktor hat dieselben Mitarbeiter angerufen. Mia hat denselben Bleistift geliehen. Mia hat denselben Bleistift geliehen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Doris hat am Samstagabend dasselbe Lied gesungen. Doris bir kadın ismi arkadaşlar. Bakın perfekt zamanda singen hat gesungen şeklinde değil mi karşımıza çıkıyor. Am Samstagabend cumartesi akşamı das Lied şarkı demek arkadaşlar. Şimdi aynı şarkıyı diyecek olursak dasselbe Lied dememiz gerekiyor. Dasselbe demeseydik ne olacaktı arkadaşlar? Doris hat am Samstagabend das Lied gesungen. O şarkıyı söyledi anlamına geliyor. Ama aynı şarkıyı söyledi diyecek olursak demek ki dasselbe Lied dememiz gerekiyor. Bu durumda Doris hat am Samstagabend dasselbe Lied gesungen. Demek ki Doris cumartesi akşamı
aynı şarkıyı söyledi demiş oluyoruz. Yedinci örneğe baktığımızda arkadaşlar jeder hat sich für dieselbe Stelle beworben cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Jeder, herkes, sich bewerben, bakın sich beworben, hatta hat sich beworben denildiğinde sich bewerben neydi arkadaşlar? İş başvurusunda bulunmak anlamına geliyordu. Başvuruda bulunmak, iş başvurusunda bulunmak anlamına geliyordu. Die Stelle de pozisyon demek. Dolayısıyla herkes aynı pozisyona başvurdu dediğimizde arkadaşlar, aynı pozisyon, şimdi die Stelle ne oluyor? Dieselbe Stelle şeklinde ele alıyoruz. Demek ki aynı pozisyona başvurdu herkes dediğimizde jeder hat sich für dieselbe Stelle beworben dememiz gerekiyor. Demin söylemiştim, yine söylemiş olayım arkadaşlar. Önceki videoydu sanırsam. Artikeller çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz artikelleri bildiğimiz takdirde bunları gözü kapalı bir şekilde yapabiliriz. Ben şimdi die Stelle, yani Stelle'nin die artikeli olduğunu bilmeseydim, yani die ile anıldığını bilmiyor olsaydım dieselbe diyemeyecektim. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka karşılaşmış olduğumuz yeni ne varsa, herhangi bir cisim olabilir, bu isim olabilir, mutlaka bunlarla ilgili çalışmaları yapmamızda fayda var. Özellikle bu artikeller konusu arkadaşlar o kadar önemli ki her defasında mutlaka üstünden geçelim ki bunları rahatlıkla yapabilelim. Bu durumda die Stelle ne oluyormuş arkadaşlar? Dieselbe Stelle, aynı pozisyon demiş oluyoruz. Dolayısıyla herkes aynı pozisyona başvurdu derken jeder hat sich für dieselbe Stelle beworben demiş oluyoruz. Sıra son örnekte, bu bir soru cümlesi. Ne diyor cümlemiz? Warum hast du dieselben Kerzen angezündet? Bakın burada da gene perfekt zaman var. Haben angezündet. Anzünden, yakmak demek arkadaşlar. Yani yakmaktan kasıt ne olabilir? İşte kibrit olabilir, çakmak olabilir. Die Kerzen, bu da mumlar. Aynı mumları diyecek olursak, tabi burada çoğul söz konusu olduğundan dieselben Kerzen dememiz gerekiyor. Sorumuz ne diyor arkadaşlar? Neden aynı mumları yaktın diyor sorumuz. Dolayısıyla warum hast du dieselben Kerzen angezündet demem gerekiyor. Demek ki die Kerzen ne oluyor? Dieselben Kerzen şeklinde, değil mi? Ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Demonstratif, işaret etmiş oluyorum. Aynı mumları dediğimde, demek ki bu akusatif kapsamda olduğundan dolayı, tabi akusatiflikte di'de özellikle, değil mi, dönüşüm yok, aynı şekilde korunuyor. Tabi çoğul olduğunu da dikkate alalım. Bu durumda dieselben Kerzen, aynı mumları demiş oluyoruz. Neden aynı mumları yaktın sorusunun demek ki Almanca karşılığı neymiş? Warum hast du dieselben Kerzen angezündet sorusuymuş. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Doris hat am Samstagabend dasselbe Lied gesungen cümlesinde, demek ki das Lied ne oluyormuş arkadaşlar? Şarkı anlamında. Aynı şarkıyı diyecek olursak demek ki dasselbe Lied dememiz gerekiyor. Doris cumartesi akşamı aynı şarkıyı söyledi dediğimizde demek ki Doris hat am Samstagabend dasselbe Lied gesungen dememiz gerekiyor. Yedinci örneğe baktığımızda arkadaşlar dieselbe Stelle görüyoruz. Stelle, die Stelle pozisyon demek. Aynı pozisyon diyecek olursak dieselbe Stelle dememiz gerekiyor. Herkes aynı pozisyona başvurdu diyecek olursam ne diyeceğim? Jeder hat sich für dieselbe Stelle beworben. Demek ki sich bewerben für geçmişte neye dönüşüyor arkadaşlar? Perfektlikte hat sich beworben şeklinde, değil mi, ele alınıyor. Tabi burada für için anlamında, işte falanca pozisyon için diyecek olursak sich bewerben für dememiz gerekiyor. Bu durumda aynı pozisyon için herkes başvuruda bulundu dediğimizde demek ki bunun karşılığı jeder hat sich für dieselbe Stelle beworben cümlesiymiş. Ve son örneğe baktığımızda dieselben Kerzen, bakın aynı mumları diyecek olursak
Bakın mumları plural yani çoğul olduğundan dolayı dieselben şeklinde ifade ediliyor. Neden aynı mumları yaktın derken yakmak demek ki anzünden perfekt hali hat angezündet şeklinde. Bu durumda neden aynı mumları yaktın sorusunun Almanca karşılığı neymiş? Warum hast du dieselben Kerzen angezündet sorusuymuş değil mi? Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Doris hat am Samstagabend dasselbe Lied gesungen. Doris hat am Samstagabend dasselbe Lied gesungen. Jeder hat sich für dieselbe Stelle beworben. Jeder hat sich für dieselbe Stelle beworben. Warum hast du dieselben Kerzen angezündet? Warum hast du dieselben Kerzen angezündet? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde die Demonstrativpronomen konusunun akusatif haldeki incelemesini örneklerle görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde bu sefer aynı konunun datif versiyonunda nasıl ele alındığını görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.